Merhaba herkese, akşamlar. TAV Havalimanları günlük grafik. 31, yo, özür dilerim, 30 Ocak'ta bir videosunu çekmiştim. 28 kapanışıymış o da. Nerede kapatmış? 37'de kapatmış. Tabii yani zaten 50 ortalamaya doğru gidiyordu. Kırıldı. Bir alt destek. Burada hazır çizdiğim bir alan var. 34,5. Bugün oradan da yine bir tepki verdi. Tabii şimdi kısa vade için mi konuşacağız? Oh, bazen şey geliyor aklıma yani. Hangi vade için? Aslında teknik analiz tabii sizin şeyinize göre değişir. Vadenize, efendime söyleyeyim, sabrınıza, marjınıza göre de yorumlu bin bir çeşit yaparsınız. Şöyle bir düşen trend devam ediyor diyebiliriz. Yani biraz hala kritik noktada TAV Havalimanları. Yeni bir diple karşılaşmadı ama bu trendte. Yani yeni bir diple karşılaşmak için zaten 30 lira civarında kapanışlar vermesi gerekiyor burada. Onu söyleyeyim. Hani bir miktar uzak öyle bir duruma. Ama yani kritik bir alanda kapattı. Kısa vade için. Bakın 25 Ocak'ta 34,56 burada destek olunan alan. Gene aynı alana geldi. Bu biraz yani insanı korkutan bir durum. Bu tür durumlarda. Özellikle sabah mesela kafası karışır yatırımcının. Yani gün içinde trade etmek biraz risklidir. Onu hep söylüyorum. Kapanıştan kapanışa çok daha rahat bir karar mekanizması sağlar size. Aslına bakarsanız yani kapanış karanlık, mesela işlemleri karanlık odaya yakın yapmak veya karanlık odaya yapmak, belki ha gün içinde çok hızlı bir gidiş vardır, değerlendirilir, o ayrı bir konu. Mesela destek kırılmıştır, öyle -5'ler falan geliyor yani o tür günlerde mutlaka savunma yapılabilir gün içinde veya satış da yapılabilir. Tahminden işte durup dururken çok fazla bir şey gitti, orada çok karlı bir konuma geçti, o ayrı diyorum ya, gün içinde hiç yapılmaz değil. Ama hani teknik olarak küçük adımları böyle değerlendiriyorsanız kapanışlar çok da kolaylaştırır işinizi, kapanışları değerlendirmek. Ne diyordum? Ha, bu tabii yani zor şey. Yatırımcı için zor bir durum. İşte destek kırılıyor, yavaş yavaş kayıyor. Öyle bir fitilin de ucuna geliyor ki acaba gelecek mi alıcılar, gelmeyecek mi? İkilemde bırakır insan 34 lira civarından, ama bugün neyse ki tekrar piyasa bir miktar alışa geçti tavda. Bugünkü mum güzel. Yarın bu mumun devamı teknik anlamda beklenir. Onu söyleyeyim. %100 olur demiyorum. Beklenir. Yani mum grafiklerini incelediğiniz zaman böyle yutucu mumların, ki buna yutan boğa da denir. Formasyon ismi öyledir. Yutucu mumların görüldükten sonra ertesi gün tekrar bir en azından %2 civarlarında, 2,5 civarlarında beklenti olabiliyor. Ve burada eğer bu devam ederse 37 civarları, gördüğünüz gibi 37,5 diyelim bu kısmı, 37,5 şuradaki yukarıdan bize o baskılayan trendi çiziyor. Bunun geçilmesi lazım. Yani 37,5'u önce bir geçmemiz lazım burada. 37,5, arkasından 38, 38,20 bandı. Onun arkasında da işte frenin geldiği 40 lirayı takip ederiz. 40 liranın üstüne kapanışlar almaya başlarsak tavda, ben şöyle düşünürüm. Yani diyeceksiniz burada daha direnç var. Var yani 41 civarları ve yukarıda 43,5 civarları direnç, ama orada 40'ın üstüne tekrar atarsa kendini, tam büyük ihtimalle piyasanın beklentisi vardır ve iyi bir fiyata doğru da devam edebilir diye düşünürüm. Dirençlerimiz de bu şekilde. Tabii şey takip edilir yani, şu son alımların geldiği alan bu 34 civarları, 34,20, 34,30, buralar takip edilir. Altına doğru burada gidiş olursa tehlike de odur. TAV için. Yani bu diyelim değdi kırmızıya. Sallıyorum şimdi, ben bir daha videosunu ne zaman yaparım? Herhalde bir hafta 10 gün sonra tekrar yaparım unutmazsam. Kalan günlerde diyelim 37'ye değdi. Olmadı, kıramadı. Burada uğraştı. Tekrar aşağı doğru kaymaya başladığı anda işte 34 herkesin dikkatini çeken alan olur. Çünkü kırılım devam ederse oradan, bu fiyatlar orada alıcı bulmazsa senetler, aşağıda yani odaklanılacak yerde başta da söylediğim gibi 30 lira bandı. Görünüm şöyle. Haftalık falan hani majör görünüm güzel, onu söylüyorum. Bakın pek çok senette hala majör görünüm olumlu. Ama minor akımlara dikkat etmek gerekiyor tabii. Bugün çok hacimli de gelmemiş. Yani o dikkatimi çekti. Pek çok senette aslına bakarsanız hacimli geldi alışlar. Güdük kalmış açıkçası. Yani biraz, ama satıcı işte ortalıktan çekilince, şöyle bir elini ayağını çekince, az hacimli de olsa bir yukarı hareket gelebiliyor. Biraz daha hacimli gelse daha iyi olurdu. En azından 7 milyon lotun üstünde alışlar görebilirsek TAV'da mesela, onu da kontrol edebilirsiniz. Yani günlük hacimlere bakın zaten. Yani kesinlikle bakın. Aylık ortalamanın üstüne seyretmeye başlarsa yine iyi olur. MACD negatif. Yani baktığınız zaman
RSI'da dengeli diyelim biz bu görünüme. Henüz bize bir şey anlatmıyorlar. Yukarı tarafla alakalı. Herkese iyi akşamlar.